بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم. Salat ve selam alemlerin efendisinin üzerine olsun. Adım Saber Abdülfettah Al-Mişrefi. Mısırlıyım. Eser Üniversitesi Edebiyat Bölümünün Arap Dili ve Edebiyatından mezun oldum. Bela ve nakt konusunda Eser Üniversitesi'nde master yaptım. Şu anki meşguliyetim Arapça konuşmayan milletlere Arapça öğretmek. Bu konuda birkaç kitap yazdım ve gene bu konuda bir dizi kitap çalışmam var. Aynı zamanda Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yapıyorum. Hira dergisinde de makaleler yazıyorum. Şimdilik İstanbul'da yaşıyorum. Hi, buenos días. Hola. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. Teşekkür. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Etrot. Wan an. Ohayou gozaimasu. Mi padre. Please. Fil hakika yani... Gerçekte ben kendimi Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gerçek değil ama bir talebesi sayıyorum. Çünkü ondan birebir ders almadım. Olsaydı çok şeref duyardım. Ama hizmetle ve hizmet hareketiyle üniversite talebesiyken tanıştım. Türk talebe arkadaşlarım vardı. Eser Üniversitesi'nde okuyorlardı. Ben de onlarla aynı evde kalıyordum. Onların yüksek ahlak ve âli ruh yapılarından çok etkilendim. Benim için Türk olarak ve özellikle de hizmet açısından çok önemli örneklerdi. O günlerden itibaren Türkiye hayranlığım ve hizmete olan sevgim arttı. Mezun olduktan sonra onlarla kalmaya devam ettim. Daha sonra yabancılar için Nil isminde Arapça eğitim merkezi açıldı. Merkezi Türk kardeşlerim açtılar. Ben de idarede görevliydim. Bu merkez hizmetin şubelerinden bir şube oldu. 37 ayrı ülkeden 1000'in üzerinde talebesi var. Bu öğrenciler Arapça dili ve kültürünü öğreniyorlar. Bunun yanında Türkiye'yi, hizmeti ve Hoca Efendi'yi tanıyorlar. Ben Hoca Efendi ile bizatihi görüştüm. Benim için çok değerli ve muhterem bir insan ve bana göre asrın müceddididir. Kitaplarını ve makalelerini okudum. Allah'a şükür biraz Türkçe öğrendim ve artık onu direkt dinleyebiliyorum. Hayatıma yön veren ve en çok tesir eden bir şahsiyettir. Hoca Efendi'nin Arapça öğretim seti var. 80'li yıllarda yazmış. Yazıldığı yıllarda çok değerli bir esermiş. Ama bildiğiniz gibi dil eğitim setlerinin her dönem yenilenmesi gerekiyor. Ben burada Hoca Efendi'nin hayali gelişip yayılması için bir Arapça seti projesi için bulunmaktayım. Yani ulema ya imma an yakunu ulema. Alimler ya alim sahibi olurlar veya vaiz olurlar. Yani insanlara vaaz verirler ve ilimleri az olur. Veya insanlara karışmayan müfekkirler olurlar veya insanlara yol gösterici terbiyeciler olup arka planlarında ilmi kariyerleri olmaz. Ama ben Hoca Efendi de bütün bunları bir arada buldum. O bir alim, ansiklopedi, dil, din ve tüm batı ilimlerinin deryasını almış. Bu dediklerim onun yazdıklarında ve menşuratlarında mevcut. İslami ilimlerle konuştuğunda tam bir ansiklopedi, bir muhakkik, bütün İslami eserlerde yazılanlara muttali. İlmi konularda ister İslami felsefe, ister batı felsefesi olsun, olabileceğinin en iyisi. Bunlara ek olarak benim kendi bizatihi gözlemlemem onun Allah'la olan kuvvetli bağı. Talebeleri yetiştirirken ki tezkiye ve terbiyesi. Bütün bunlar yetiştirdiği talebelerinin yaşantısında gayet açık. O, İslam ruhunu gerçek ve
en şumullü şekliyle temsil ediyor. İlim, fikir, irşat, tebliğ, terbiye ve tezkiye. Böyle bir şahsın böyle inbihar etmesi elbette hakkıdır. Kim ona yaklaşırsa ondaki bu özelliklerden ötürü şaşakalır. Yani ona ne kadar yaklaşırsan o kadar sevgin artar. Bu bir gerçek. Bu Nebi ve Resullerin sıfatlarındandır. Sahabeler de ne kadar Efendimiz'e yaklaşırlarsa o kadar muhabbetleri artıyordu. Aynen bunun gibi de Allah'ın sevdiği kullar da böyledir. Etrafındaki talebeler yıllarca 24 saat onunla kalıyorlar ve muhabbetleri her zaman artıyor. Bu konuyu anlatabilmem için saatler lazım. Gençlik yıllarımızda İslami hareketin içindeydik ve meşhur şu sözü söylerdik. Allah Kur'an'la yapılmayanı bir kralla yapar. Ama keşfettim ki Hoca Efendi bu sözü tersine çevirmiş. Bir kralla yapılmayanı Kur'an'la yapmış. Bilindiği üzere bu hareketin siyasi bir programı yok. Toplumsal, eğitimci, hedefi nesil yetiştirmek olan bir hareket. Bundan dolayı insanların kalbine tesirini, insanlar arasında kardeşlik duygularını ve farklılıkları aradan nasıl kaldırdığını çok net görebiliyoruz. Biraz önce dediğim gibi, Allah Kur'an'la yapılmayanı bir kralla yapar sözünü Hoca Efendi, Allah bir kralın yapamayacağını Kur'an'la Efendimizin sevgisiyle yapar haline gelmiştir. Hizmetin bu tarzı, İslam'ı sadece camilere hapsedip hayattan uzaklaştırmak isteyenlere veya İslam'ı sadece belli ibadetler, anane ve göreneklerden ibaretmiş gibi gösterenlere karşı bir karşı duruştur. Ama hizmet, yaptığı işlerle, kurduğu müesseselerle, ortaya koyduğu sistemiyle İslam'ın her zaman, her mekan, her toplum, her müessese için geçerli bir din olduğunu göstermiştir. Nasıl ki Efendimiz getirdiği mesajıyla insanlığı içinde bulunduğu gafletten çıkarıp nur devrini açmıştır, işte bugün de gene aynı mesajla hizmet bunu yapmaya, İslam'ın mesajının kuvvetini göstermeye, hayatın her alanına girebileceğini ispatlamaya muktedirdir. Medyada sadakat, eğitimde bu mesajı taşıyabilecek salih bir nesil yetiştirme, ticarette, ekonomide yani hayatın her biriminde. Bütün bunlar İslam'ı sadece birkaç ibadet ve bazı adet ve geleneklere hapsetmek isteyenlere bir hayır demedir. Hizmette dini bütün, doğru sözlü, güvenilir tüccar, eğitim gönüllüleri, başarılı medyacılar bulabiliyoruz. Bütün bu insanlar kendi mesleklerini içtenlikle ve hakkını vererek yaptığı gibi aynı zamanda İslam'ın o yüce ahlakıyla da ahlaklanıyorlar. Hi, buenos días. Good. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Etrot. Juan An. Ohayou gozaimasu. Mi padre. Please. İslamofobi meselesi iki şekilde tezahür ediyor. Birinci kısım, kasti olarak İslam'ı teröristmiş gibi gösterip insanları İslam'dan korkutuyorlar. Bunlar kötü hedefleri ve gayeleri olan kişiler. Allah'tan onları hidayete erdirmesini diliyorum. Ama bu fikirlere hedef olan ve bu tür şeylere inanan ikinci kısım var. Hoca Efendi, İslam'da cihat mefhumunu çok güzel açıklıyor. Cihat, ister nefse karşı verilen, ister insanlığa karşı verilen cihat olsun, insanların önündeki engelleri kaldırıp Allah'a direkt ulaşmalarını hedef alıyor. Hizmet, bu şekilde bu konuyu takdim ediyor. Yani hizmet, bu tür korkuları olan insanların İslam'ı Müslümanlardan duymasını, yani dışarıdan duymamasını sağlıyor. Bunu da açılan müesseselerle, dünyanın dört bir yanında inşa edilen okullarla gerçek ve örnek İslam modelini dünyaya sunuyor.
tüm dünya şunu görüyor. İslam selam dinidir. İslam muhabbet dinidir. İslam affetme dinidir. Bu şekilde bütün engeller kalkar. Bu engeller psikolojik olabilir, başka şeyler de olabilir. İşte tüm bu engeller aşılıp insanların nasıl Allah'a ulaşacağı gösterilir. İslam kaçınılmaz bir gelecektir ve İslam'ı da en güzel temsil eden tüm müessesesiyle hizmettir. Dünyanın her yanına dağılmış bu müesseseler. Ve oralardan İslam'ın bu güzel ahlakıyla ahlaklanmış, İslam terbiyesi almış insanlar mezun olacak ve gerçek İslam'ı dünyaya, İslam'dan korkanlara ve İslam'ı terör dini olarak görenlere tanıtacak. Bazıları hizmetin Türkiye'nin bulunduğu durum ve şartların neticesi olarak ortaya çıktığını söylüyorlar. Ama gerçek şu ki, tüm İslam alemi aynı durum ve şartlardan geçiyor. Türkiye'deki şartların ve gelişmelerin Mısır'dan farklı olduğunu söyleyenler bence hatalılar. Şu an biz de Mısır'da Türkiye'nin bir dönem yaşadığı zorluklardan geçiyoruz. Ülke sağ-sol, güçlü-güçsüz taraflar arasında çalkalanıp duruyor. Burada arkadaşlara olanları anlattığımızda, evet bir dönem bizde de aynı şeyler oldu diyorlar. İslam aleminin çektikleri, yaraları ve hastalıkları aynı. Tabii Türkiye bizlere göre çok çok gelişmiş durumda. Yani tüm bu hastalıklar, yaralar ve krizlere baktığımızda Türkiye'nin bu konuları tedavide bizlerden çok ileride olduğunu görüyoruz. Hizmet bu hastalıkların tedavi yolunu yıllar önce ortaya koymuş. Bir söz, akıllı başkasından ders alan, akılsız kendinden başkasını görmeyendir der. Bizler de Türkiye'yi ve hizmet hareketini örnek alsak ve kendi ülkelerimizde de uygulasak, boşa vakit geçirmeyiz ve zaten ortaya konmuş ve denenmiş bir sistemle vakit kazanmış oluruz. Yani ülkelerin geçtikleri bu elim ve hastalıklı dönemler için virüse karşı antivirüs programı gibi. Ben hizmet hareketinin alem şümul olduğunu görüyorum. Çünkü insanı muhatap alıyor. İnsanın vicdanını, hislerini, duygularını, aklını tümden muhatap alıyor. İnsan her yerde insan, hiç fark yok. İnsanın ihtiyaçları dünyanın her tarafında aynıdır. Hi, buenos días. Hola. Merhaba. Salut. Excuse me. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Buon anno. Ohayo gozaimasu. Padre. Please. Hoca Efendi'ye ait bir söz var. İslam gerçek temsilciye muhtaç. İnsanlar da İslam'ı gerçek temsil etmek zorundalar. Hizmet bu noktada bir nesil yetiştirmekte. Rabbi de tam bir kalp bağı içinde fıkri yapısını tamamlamış, akıllı, temiz kalpli. İşte bu nesille her şey değişecek, bütün problemler çözülecek. Biz bir konuda hata yapıyoruz. Anlık çözümler peşindeyiz. Ama bir nesil yetiştirip daha uzun soluklu neticeler almayı beceremiyoruz. Bizden önceki dedelerimiz bizleri hazırlayıp yetiştirmeden bizlere bir yığın problemler bıraktılar. Aynı tecrübeyi tekrar etmememiz lazım. Hazırlıksız, yetişmemiş bir nesil ve onlara bırakacağımız bir yığın problem. Doğrudur, bizler bütün problemleri çözemeyebiliriz. Ama bir nesil yetiştirebiliriz. Bu kapsamda bir nesil yetiştirmezsek, işte bütün bu problemler nesiller boyu devam edip gidecek. Onun için tek çözüm yolu bir nesil yetiştirmekten geçmektedir derim. Ama çok vakit alır, çok fedakarlık ister, önemli değil. Ama geleceğin çehresini o değiştirecektir. Eğitim, neslin yetişmesinde aileden sonra başrol oynamaktadır.
aile bu yetiştirmenin ilk bölümünü oluşturmaktadır. Daha sonra çocuk okula teslim edilmekte. Eğer sağlam bir okula verilirse, eğitimini, terbiye ve ilmini iyi alırsa topluma yararlı bir fert olur. Nesillerin genelde karşılaştıkları problemlerin sebebi eğitimdir. Eğitim kötü ve negatif olabilir. Öğretmenin taşıdığı açık ve net bir mesaj olmayabilir. Oluşan nesilde karma karışık olur. Hedefini bilmeyen bir nesil. İşte hizmet, eğitim konusunda okula odaklanmış, mekansal olarak, öğretmenin yapısı olarak ve bir de verilen eğitim müfredatı. Bunlar eğitimin üç temel esası. Öğretmenden bahsedecek olursak, öğretmende hizmetin bakışı, bir hedefi ve gayesi var. Yetiştirdiği nesli Allah'a kavuşturmak istiyor ve topluma faydalı fertler yetiştirmektedir. Bundan dolayı bu öğretmenlerin sadece eğitim işiyle sınırlı kalmadığını, tabii eğitim de çok önemli, yani işinin erbabı bir eğitimci, kuvvetli, branşında dirayetli ama aynı zamanda en güzel ahlaka sahip ve bu güzel ahlakı eğitimini verdiği öğrencilerine de ekmenin peşinde. Alışılagelmiş öğretmen modelini yıkıyor, öğrencilerinin sevgisini kazanıyor. Hem kendi sevgisi hem de davranışlarıyla Allah sevgisi, kendi asli kimliklerine olan sevgileri kazandırıyor. Bana göre hizmette eğitimin başarılı olmasının sırrı öğretmende gizli. Öğretmen, hizmette işin sırrı. Tabii hizmette eğitimin ilerlemesi için eğitimle alakalı gereken ne varsa yerine getirmekte. İnsanlar maddi destek veriyorlar. Bakıyorsun okullar modern anlamda ne ihtiyacı varsa hepsine sahipler. Tabii bütün bunlara ek olarak mesajları olan eğitim gönüllüleri. Çünkü maddi ve manevi tekamüle erişmiş bir eğitim sistemi nesli, nurlu, güçlü, mesaj sahibi, ümmetin asaletini ve gücünü yeniden ihya eden güçlü bir nesil yapar. Gezdiğim müesseselerle ilgili şunu söyleyebilirim. Benim kurumlarla ilgili iki tecrübem var. Görsel tecrübe ki benim birçok kurumu ziyaret etme fırsatım oldu. Şekil, muhteva ve sistem olarak hayran kaldım. Bir de aynı tecrübem oldu. Çocuklarım Mısır'da bu okullarda okuyorlar çünkü. Evet, ben çocuklarımı bu eğitim gönüllülerine teslim ettim. Tabii önce Allah'a, sonra bu öğretmenlere. Aslında bu eğitimciler velilerin yükünü çok hafifletiyorlar. Yapmamız gereken birçok şeyi onlar yapıyorlar. Çocuklarım oralarda aldıkları eğitimlerini hayatlarına da yansıtıyorlar. Gelip bana ruhaniyetle ilgili sorular soruyorlar. Tabii dersleriyle de çok iyi ilgileniyorlar. Ben evlatlarımda bu tecrübeyi açık ve net olarak görüyorum. Ben de çocuklarımın öğretmenleri gibi yetişmesini diliyorum. Hizmete intisap ederek faydalı fertler olup öğretmenleri gibi insanlığa fayda sunmalarını. Hi, buenos días. Good. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Entrot. Wan an. Ohayo gozaimasu. Mi padre. Please. طبعاً رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة خاتمة. Efendimizin mesajı son mesaj ve bütün insanlık için gelmiştir. Bunu biz ve alimlerimiz herhangi bir şekilde anlıyoruz ama Hoca Efendi'nin bu konu hakkında kendine özgü bir anlayışı var. Konuyla ilgili şu hadisi söylüyor. Yeryüzünde güneşin doğup battığı her yere İslam ulaşacaktır. Bazıları bunun bir nebevi haber olduğunu ve bir gün mutlaka gerçekleşeceğini söylüyorlar. Ama Hoca Efendi, Efendimizin bize gösterdiği bir ufuk olarak değerlendiriyor. Yani bizlere düşen görev, dünya üzerinde güneşin doğup battığı her yere Nam-ı Celili Muhammediye'yi ulaştırmaktır. Yani hizmetin bu konuda çok ileri bir görüşü olmuş oluyor. Yani dünyanın her tarafına bu Muhammedi mesajı ulaştırmak için canla başla çalışalım. Bu konuda Efendimizin en önemli özelliklerinden biri ortaya çıkıyor ki o da hikmettir. Ayette Allah'ın yoluna nasihat ve hikmetle çağır buyurulmaktadır. Buradaki hikmette insanların önündeki engelleri kaldırıp İslam'ın mesajını nasıl verebileceğinizdir.
Bu diyalogla olur, karşılıklı münakaşalarla olur. Yani bu işin çok farklı yolları vardır. Mekana göre değişir. Bana göre diyalog bu hikmetlerden biridir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da bizi buna davet etmektedir. Hadis, İslam güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. İster nebevi bir haber olsun, ister bize gösterilen bir ufuk olsun. Diyalog, bu yolda uygulanacak yollardan bir yoldur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac mevsimini bekler ki o dönem Kabe'nin etrafı putlarla doluydu. İnsanları İslam'a davet ediyordu. Evet, diyalog, ayette geçen hikmetle Allah'a davet etmenin bir yoludur. Tabii ben yani İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul çok seviyorum. Yani bütün Türkiye'lerle yani teşekkür ediyorum ve yani Allah razı olsun.